Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi hebli min ledunke zürriyeten tayyibe inneke semi'ut du'a. Rabbi gfirli ve li valideyye ve li men dekhale beytiye mu'minen ve lil mu'minine vel mu'minat ve la tezidil zalimine illa tebara ve la tezidil zalimine illa hasara. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ceal li vezira min ehli Harun ahi üştüd bihi ezri ve eşrikhu fi emri kay nusabbihake kesira ve nezkurake kesira inneke kunte bina basira ve sallillahumma ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. 10. sözün 6. hakikatinde kalmıştı. İnşallah buradan başlayalım. 10. sözün haşir meselesine dair olan ayetlerin topluca bir tefsiri, fakat özelde Rum suresinin 50. ayetinin tefsiri olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de haşirle ilgili çok ayetler var ve bu ayetlerde haşri anlatım tarzına dikkat edecek olursak, bu kitabın, yani bu tefsirin takip ettiği usul, Kur'an'ın haşri bize anlatım usulüne çok yakın veya o usulde bize anlatıyor. Daha doğrusu o ayetlerin yine Kur'an'ın rehberliği altında, Kur'an'da meselenin ele alınış tarzına uygun bir şekilde tefsirini yapıyor. Başından beri, 10. sözün başından beri takip ettiğimiz anlatım tarzında şöyle bir usul vardı. Bir kapıdan giriliyor. Yani haşir meselesini anlamak için bir kapıdan giriliyor ve o kapıdan, girdiğimiz kapıda görünen sahne ise belirli, o girdiğimiz kapıda tecelli eden Esma-i İlahi'nin yansımalarının okunmasıyla, dikkate alınmasıyla haşri nasıl zihnimize, aklımıza, kalbimize haşri imanı nasıl yerleştirebiliriz? Bu usulü takip ediyor. Mesela 6. hakikat, okuyacağımız hakikatte diyor ki bab-ı haşmet ve sermediyet olup, yani haşmet ve devamlılık, süreklilik, yani bir yerde kesilme, bitme, tükenme olmayan bir hal. Bab-ı haşmet ve sermediyet. Bu kapıdan giriyoruz ama bu kapı nerede diye soracak olursanız, bu kapı bu kainat. Kainattaki gördüğümüz hakikatler. Yani her çok özelliği var yarattıkların. Bu özelliklerden biz bir her bölümde, yani mesela bu anlatılan yerde iki özelliğiyle gireceğiz. Yani iki özelliği olan bir kapıdan giriyoruz. Bu kapıda haşmet ve sermediyet kapısı. Bakalım bu kapıda bu kapıdan girince neyi görecekmişiz? Celil ve Baki isimlerinin cilvelerini, yansımalarını görecekmişiz. Şimdi hikaye gibi görünmesine, masal anlatır gibi anlatımına bakmayacağız. Yani bu bir anlatım tarzıdır, temsili bir anlatım tarzıdır. Bu kitapların müellifi daima temsili anlatım tarzını seçer. Çünkü gayba ait bir meseleyi şu dünyada insan aklına yaklaştırabilmek için bir misali kullanmak gerekiyor. Zaten kainat da böyle bir misal olsun diye yaratılmıştır. Yani gaybı kavrama kapasitesine sahip olmayan biz insanların gaybı anlayıp, fark edip, ikna olup, evet diye tasdik edebilmesi için, eğer irademizi doğru yönde kullanacak olursak, tasdik edebilmemiz için, gaybı anlayıp tasdik edebilmemiz için
bu dünya bize gaybı işaret eden gaybi meseleleri, yani insanın aklının kapasitesinin kapasitesinin dahilinde olmayan, kendisinin bizzat ulaşamayacağı meseleleri anlayabilmemize imkan verecek şekilde bu dünya tanzim edilmiş, düzenlenmiş. Bu dünya da zaten bir alemi gaybın temsilidir. Bu noktaya dikkat ediyoruz. Bu noktayı hatta isterseniz not alın. Bu dünyanın alemi gaybın temsili olması çok önemli bir meseledir. Aynısı değil, temsilidir. Onu temsilen, ondan haber vermek üzere, onu hatırlatmak üzere, onu anlayabilmek üzere, zemin hazırlamak üzere bu dünya böyle yaratılmış. Yani hakikati alemi gaybın, yani yaratıcının bizzat kendisine aittir. Her şeyin hakikati yaratıcıya bakan tarafıdır ve yaratıcı haktır. Yaratıcının dışında hiçbir şeyde hakikat, hak yoktur. El hak, biz ona Türkçe'de Cenab-ı Hak deriz hep. Bu terkibi devamlı kullanan ve halka mal olmasına vesile olan ulemadan, bu işte duasını yapmış, zahmet çekmiş insanlardan, bu düşüncelerin sancısını çekmiş insanlardan Allah ebediyen razı olsun, bu ifadeyi bize vermişler. Şimdi bize bu ifadenin kıymetini takdir etmek düşüyor. Cenab-ı Hak demek, tek hak var, o hak da Halik, yaratıcı olan Allah'tır. Onun dışındakiler hep o hakkın anlaşılmasına vesile olacak sebeplerdir veya şimdiki konuştuğumuz bağlamda temsillerdir. Hakikatin temsilleridir, misalidir. Ama hakikatin bizzat kendisi değildir. Yani şu kainatta gördüklerimiz hep misaldir. Kur'an-ı Kerim'de bize gayba ait meseleleri anlarken kainata bakın, yani fiili yönden misallere bakın, bir de kendisi kavli, sözle misaller anlatır, insan aklına soyut, mücerret meseleleri yaklaştırmak için onlar da misaldirler. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak size bir misal veriyor dediğinde iki türlü anlayacağız. Ve yadribu Allahul emsale linnâsi leallehum yetefekkerun. Mesela her zaman okuyoruz ya. Ve tilkel emsalu nadribu Allahi. Nadribu Allah. Yanlış okudum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tilkel emsalu nadribu Allahi. Üzerine düşünce hatırlayamadım. Bismillahirrahmanirrahim. Her zaman okuduğumuz ayeti kerime, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Allah diyor ki وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Allah razı olsun. للناس atlayınca evet, Allah bunu insanlar için bu misali anlatır, verir ta ki onlar umulur ki düşünürler. Düşünüp bu misallerden belli sonuçlara ulaşırlar. Yani hakikati anlarlar. Bu misaller hangileri? Mesela bu anlatılan yerde yalnızca şöyle bir misal geçiyor. Eğer Kur'an'ı biz dağların üzerine indirseydik onlar erirlerdi. Sen görürsün ki onlar korkudan, haşyetullah'tan erirlerdi. Saddam min haşyetillah. Evet, böyle erir, yani ayakta duramazlardı.
Evet, mutasaddi'an min haşyetillah. Bu da burada eğer bu kitapların anlatımına vakıf arkadaşlar varsa zannediyorum 20. sözün ikinci makamında özellikle mi? Evet. Yok, birinci makamında. 20. sözün birinci makamında taşların erimesinin niye tekabül ettiğini, taşlar münafıkların veya inançsızların kalplerinin taştan daha katı olduğunu anlattığı yerde çok ilginç bir anlatım tarzı var. Biz taşların erimesini tutup da hakikaten şu dünyadaki herhangi bir taş erimesi olarak değil de bir arkadaşımız ses var mı diyor, benim kimde var. Evet. Yani emri ilahi karşısında direnmemelerini, ona itaat etmelerini, yaratılış emirlerine olduğu gibi tabi olmalarını anlatıyor. Evet. O yaratılış emirlerine olduğu gibi tabi olmalarını anlatıyor. Bu arkadaşımız ses, evet. Herhalde bir girip çıktıktan sonra tekrar ses geliyor. Ses var mı diye soruyordu. Bu ayeti kerimede de eğer Kur'an dağlara inseydi, Kur'an dağların üzerine indirseydik, onlar böyle toz olurlar, erirler derler. Dağ bile erir bunun karşısında, taş bile erir. Adamda ne biçim yürek var, taştan daha katı. Anlatımlarına baktığımızda kainatın eşyası, kainattaki eşya parçacıklar yaratılış emirlerine, kendilerine yönlendirilmiş olan, verilmiş olan oluş emirlerine aynen itaat ediyorlar. Onların karşısında hiç direnmiyorlar. Bu anlatım tarzıyla Kur'an-ı Kerim'in de dağlara inseydi onlara erirdi. Yani Allah'ın emri, Allah'ın iradesi bir daha da gelse olduğu gibi ona tabi olur. Size ne oluyor ki anlatıyor. Bu anlatımda mutlaka bu misal demek, mutlaka bir anlatım tarzı, soyut bir anlatım tarzı anlamayacağız. Yaratılış da öyledir. Mesela gerçekten dağlar eriyor, Allah'ın emrini almışlar. Bunu 20. sözün 1. makamına referans vererek bu tefsiri taşıyorum buraya. Gerçekten dağlar eriyor, toprak oluyor. Topraktan da binlerce çeşit sebze, meyve, hayvanat, haşerat yaratılmak suretiyle yaratıcının isimlerinin tezahürüne sanki yataklık yapıyorlar. O tezahür için her şeyi hazırlamış. Yani o hazır, emirber nefer olmuşlar, boyun eğmişler, o tezahüre imkan vermişler. Biz şu kainattan bunu görüyoruz. Biz böyle insanlar için misal yaratırız, misal veririz demek, yaratılış yönünden de misal veririz, akıllara yaklaştırmak için mücerret meseleleri anlatan misaller de veririz, soyut meseleleri anlatan misaller de veririz. Bu iki anlatım tarzını, yani Kur'an-ı Kerim'deki bu iki anlatım tarzını misal kelimesiyle ifade etmesi وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى ayetinin anlaşılmasında da bize yardımcı oluyor. Yani şu kainattaki gördüğümüz misallerin hepsinin en yüce hakikati Allah'a izafe edilir veya Allah'a işaret eder. Bir de İnsanların misal olarak verdiği örneklerde hepsi, bütün bu verilen misallerin teşbihte hata olmasın dercesine bunların bir misal olduğunu unutmayın. Allah bu misallerin hepsinin ötesindedir. Yani bir kudretten bahsediliyor, bir ilimden bahsediliyor veya emri ilahi karşısında erimekten bahsediliyor.
Şimdi biz bu erime hadisesinde hakikaten işte bir emir veririz. Bu emir bir komutan deriz. Erlere, askerlere emir verdi. Marş dedi, yat dedi, selama dur dedi, ne diyorlarsa dedi ve erler aynen yaptılar. Bir emir çıktı. Bir komutandan bir emir marş dedi, binlerce asker aynı emirle aynı anda hareket ediyorlar. Bunu bir misal olarak anlattık. Bu neyin misalidir? Allah'ın emirle yaratması karşısında birle bin fark etmez. Tek emirle hepsi aynen olur. Ama velillahi meselul a'la. Unutma ki bu meseleyi Allah'a izafe ettiğin zaman Allah bu senin verdiğin meselenin sonsuz derece, senin verdiğin misalin sonsuz derecede ötesindedir. Yani komutan eğer diyelim ki albaysa bin kişi veya bilmiyorum kaçta, binbaşıysa bin kişi diyelim. Binbaşıysa bin ere komut emri yeter. Tugaysa Tugeneram ne diyorlar? Tugay'daki askerlerin kaç tane eğer asker veya görevli varsa onların hepsine emri yeter. Başka bir yere yetmez. Bu bir örnekti, unutma. İki tarafı da yaratık olan bir örnekti. Bu velillahi meselul a'la, bu emsal kelimesi Kur'an'da çok ciddi bir şekilde çalışılması gereken kelimedir. Dikkat edilmesi gereken bir kelimedir. Onun için böyle detaylı girdim. Risalelerde de hep misallerle anlatıldığı için Kur'ani bir usuldür. Bu Kur'ani usulden yerince faydalanmamız lazım. Bu misallerde mesela bu bir komutanın erlere, askerlere emir vermesinde o askerlerin kayıtsız şartsız onun emrine hepsi birden uymasının örneğinde şu bize hatırlatılıyor. Velillahi meselul âlâ demekle. En güzel misali Allah verir derler ama hangi tür misal? Kainatın yaratılışı türü bir misal de bunun içinde dahildir. Bir de senin kullandığın, bizim misal vererek kainattan örnekler vererek aldığımız kainattan aldığımız örneklerle vermiş olduğumuz misaller de hiçbir zaman unutmayacağız ama istisnasız bu. Hiçbir zaman unutmayacağız ki güneş ışığı, komutan emri, yok iki teraziye iki tane daha koysam birine bir ceviz daha ilave etsen, iki daha eşit olsa bir ceviz öbür daha ayağa kaldırır. Bunlar çok önemli kainattaki sırlar açıklayan misallerdir ama unutmayalım, misaldirler. İki tarafı da yani güneşi de ışığı da öbür tarafta komutanı da askeri de yaratıktırlar. Bu meseleyi biz Allah'ın sıfatlarını, esmasını, özelliklerini anlamak için bir misal olarak kullandığımızda bu dünyadaki verilen misali yalnızca bir anlama aracı olarak kullanıp terk etmemiz lazım. Çünkü eğer mesela güneş ve ışığı, güneşten ışık geliyor. Kardeşim güneşi görüyorum ışığın geldiğini ama Allah'ın esmasının yansımasında Allah'ı görmüyorum ki diyemeyiz. Bu bir örnekti. Şimdi bu örneği anladın. Böyle bir olay var ki bir yerden sonsuz yere ışık yayılabiliyor ve aynı anda ışık sonsuz diyebileceğimiz alanda çok olduğu için sonsuz diyorum, yoksa güneşin ışığı sonludur biliyoruz. Sonsuz alanda yayınlanan ışığı yansıdığı için bunu bir örnek olarak alacağız ve diyeceğiz ki demek ki kainatın yaratıcısı bir ve mutlak olduğu için bir ve bir tek olduğu için o tek Halık nasıl oluyor da bütün mahlukata, bütün eşyaya aynı anda özelliklerini tezahür ettiriyor? Güneş örneğinde anladığım gibi diyorum. Ama unutmayacağım ki Allah'ı güneşe benzettim derken yani biraz da güneş gibidir değil. O tamamen örnekti. Velillahi meselul ala, şimdi bu örneklemeyi unut. O bir akla yakınlaştırma aracıydı. Allah dediğin zaman güneş gibi böyle trilyonlarca yıldızlardan bir tanesi değil, trilyonlarca yıldızı aynı anda yaratan
anlamak için kullanıyoruz. Akla yakınlaştıracağız. Neyi? Aklın bizzat kendisinin gidip bulamadığı gaybi alemi. Ta ki gayb aleminin varlığından emin olalım. Bu noktaya dikkat edin. Gayb aleminin varlığından emin olalım. Biz gayb aleminin varlığına inanmaya iman diyoruz. Yoksa gayb alemini bilgi cinsinden gördük, müşahede ettik ve gördük, tamam anladık. Tamam işte gördüm ben canım, eminim bundan tarzında değil. Ama varlığından kesin eminiz, varlığını görürcesine inanıyoruz. Çünkü varlığının tezahürü şu dünya, onun varlığının temsilidir. Eğer bu konuyu fazla uzattınız demezseniz, ben uzattım, çok önemli olmasına binaen. Burada da risalelerde, bu tefsirlerde okuduğumuz Risale-i Nur tefsirlerinde, tefsirinde de Kur'an'ın ayetleri anlatılırken hep temsille anlatılıyor. Ve kainattaki temsiller örnek olarak bize veriliyor. Ta ki gayb aleminin varlığından, gayb aleminin özelliklerinin kesin var olduğuna, yani bir yaratıcı kesin var ve bu yaratıcının kudreti kesin sonsuz, yaratma özelliği kesin var, bunları tasdik ediyorum. Bunları diyebilmemiz için devamlı misal getirir. Kainatı da bir misal olarak kullanır. Bu usul Kur'an'ın usulüdür. Kur'an'da hep gayba ait meselelerde mahlukat alemini misal olarak gündeme getirir. Belki 100-200'e yakın, yalnızca benim sayabildiğim, daha önce söylemiştim, 100 küsur, 167-187 öyle bir rakam olacak. Yakın ayet kainattaki gördüğümüz olayları gözümüzün önüne sermek suretiyle haşrın anlaşılması gerektiğini anlatıyor. Yani Kur'an çok önemli bir konu. Ben öldükten sonra dirilmeyi, hiç ölenin dirildiğini bu dünyada görmediğime göre nasıl inanacağım? Ayet öyle söylüyor. Tamam doğru, ama nereden emin olayım ki bu ayet diye söylenilen rivayetin doğruluğundan? Evet, kainat bunun şahitliğini yapıyor. Bu söz de kainatın yaratıcısının sözüdür diye kalben mutmain olmam lazım. Bunu unutmayacağız. Aklen ve kalben mutmain olmam lazım. Aklen mutmain olmayan kalben hiç olamaz. Ben aklen mutmain olan işi bitirdim değil, hiç dünyasına taşıma terbiyesi de yapması lazım. Evet, bunlar hep lazımlar. Ama inşallah biz onun için buradayız. Yapmamız gereken vazifeler bunlar. Dikkat edeceğiz, aklımızla anladığımızı kalbimize taşıma sorumluluğumuz var diye bileceğiz. Tamam, bunu da anladık. Bunu nasıl yapacağız? Temsiller kullanarak. İki türlü temsil: söz cinsinden temsil, fiil cinsinden temsil. İşte burada müellifimiz de rahmetullah bize haşri, böyle altıncı hakikate geldik ama hep böyle bir kapıdan gireceğiz kardeşim. O kapıda bakacağız neler görünüyor manasında. Bab-ı haşmet ve samediyet, sermediyet olup, yani haşmet, azamet kapısından devamlılık, süreklilik, ebedilik, sonsuzluk kapısından gireceğiz. Ve o kapıdan girince neyi göreceğiz? Celil ve Baki isimlerinin yansımalarını göreceğiz. Nerede? Burası çok ilginç. Bu dünyada yansımalarını göreceğiz. O yansımalar misalidir. Mesela birisinin resmine baktığımızda, haşa bu resim, yine unutmayacağız, temsilde hep hata olur. Bir kişinin, biz buna dedin, bir çocuğa sorsam veya bir akıllı kişiye de sorsak, gelişkin birisine de sorsak, tanıdığınız bir insanın resmini gösterseniz, bu kim deseniz, sana bu ne diyecek? Mesela bizim arkadaşımız Ekrem diyecek. Ya kardeşim, Ekrem kağıt değil ki.
Ekrem kağıttaki şekil değil ki. Aynen öyle. Aynaya baktığınızda aynada bir insan karşıda duruyor. Aynayı o insana yönelttiğinizde, aynadaki yansıyan kişiye baktığımızda, aynadaki yansımaya baktığımızda, aynayı göstererek bir insan çağırın, aynayı göstererek deyin ki bak buraya, o bakacak. Bu kim diyeceksin? Ekrem diyecek. Yine bu ismi şimdi aklıma geldi, söyledim. Güzel demişse Ekrem, çok güzel bir isim. Ekrem diyecek. Ama Ekrem'in gerçeği öbür tarafta, hiç aynadakiyle hiç alakası yok. Ama biz buna Ekrem diyoruz. Onu yansımasına diyoruz. Onun misaline diyoruz. Onun için biz de bu kainatta hep tecellileri görüyoruz. Tecellilerini görüyoruz ve diyoruz aa bu rahmetin yansıması. Rahmet diyoruz. Hani yağmur yağıyor, rahmet yağıyor diyoruz. Halbuki rahmetin yansıması değil mi? Hepimiz bundan eminiz. Ha, o rahmet nedir? Gerçek, hakikat olan, bu hakikatları okuyoruz ya, hakikat olan rahmetin yansıması. Ama biz rahmet diyoruz. Neden? Bu aynadaki insana veya resimde gördüğümüz kişinin yani resmine, o kişinin ismiyle konuştuğumuz gibi konuşuyoruz da onun için. Fakat biliyoruz ki bizi gerçekten rahmet bu camın içinde mi, Ekrem bu camın içinde mi dediğimizde, yok canım o Ekrem'in yansıması diyebiliriz. Farkındayız. Onun için kelime oyunlarıyla uğraşmaya gerek yok. Biz de rahmet yağıyor dediğimizde rahmetin tecellisine muhatap oluyoruz demektir. İşte rahmetin tecellisi misalidir. Biz de burada bu kitapları okuyan arkadaşlarım bu konuya bence aşırı derecede dikkat etmeleri lazım. Etmemiz lazım hepimizin. Çünkü bu kitaplar temsille konuşur. Kur'an da temsille konuşur. Kur'an'ın usulü olarak almıştır bunu ve biz hakikati ancak misaller yoluyla anlayabiliriz. Bu misalin en canlısı kainattır. Onun için kainat da misaldir. Yani bazı yerlerde şimdi aklıma geldi, efendim alemi misal için ilmi ilahi söylüyor, o ayrı. Burayla karıştırmayın. Yani alemi misal Allah'ın ilminin tezahür ettiği yer. İyice dikkatli düşünen arkadaşlarımız bunların ne demek olduğunu anlayacak. Yeter ki dikkat edelim. Ne dediğimize dikkat edelim. Ne denilmek istediğine dikkat edelim. Peşin hükümlerle birdenbire sonuca ulaşmayalım. Anlarız biz. Şu kainat haşa Allah'ın, haşa haşa, yani bunu anlaşılması için söylemek zorundayız, yoksa komik bir şey olur, Allah'ın bir portresi değil. Ama onun özelliklerinin, varlığının bir misalidir. Biz yalnız bunu resimde ya da aynadaki yansımayla anlayabiliyoruz. Ama aynadaki yansımayla anladım diye aynen aynadaki eşyanın yansıdığı gibi bu kainat da Allah'ın bir yansımasıdır deyip de Allah'ı, işte biz gölgesini görüyoruz, Allah da bunun gerçeğidir demek, aynısı gibi dünyadaki, o zaman velillahi meselul âlâ ayetine git, ne risalelerden anladığımız tefsirle baktığımızda hiç alakası yok. Ama varlığından haberdar ediyor. Ama gerçekle hiç alakası yok. Alemi gaybi hiçbir surette belli bir şekil ve forma sokamayız. Bu yalnızca onun varlığının misalidir. Tekrar ediyorum bunu, çünkü neden bu kadar tekrar edip duruyorsun, galiba fazla yaşlandın, kendini çok tekrar ediyorsun deme. Tekrar ediyorum, ediyorum, ediyoruz bu konuyu. Arkadaşımızın eline risaleyi veriyoruz. Kardeşim bize şuradan imanın bir hakikatini anlatan bir parça oku da dinleyelim. Ruhumuz tekrar o hakikata nüfuz etsin. Onunla beraber olsun. Okuyor, bu hakikata yine dikkat etmiyor. Allah Allah. Kardeşim, hani çok söylemiştik ya, biz kainatı Allah'ın bizzat kendisi, haşa böyle bir iddiamızda mahiyetini falan anlamak için değil,
yaratıcının hangi özelliklere sahip olduğunu, o özelliklerin mutlaka var olması lazım geldiğini anlamak için misal olarak kullanıyoruz. Var olması gerektiğini, yoksa onun mahiyetini, gerçeğini, kendisini değil. Yani ben Allah'ın varoluğuna inanıyorum. Onun esmasının, sıfatlarının gerçekten var olduğunu inanıyorum. Ama Allah'ın kudretinin sonsuzluğu nasıl bir şey dersen, yani işte aynadaki gördüğüm gibi değil. Hiç alakası yok. O varlığının delilidir. Tekrar tekrar vurgulayacağız, altını çizeceğiz. Kudretin sonsuz oluşunun delilidir şu kainatta kudretin tezahür etme şekli. Yoksa kudretin yansıması diye o benim aynadaki gibi veya fotoğraftaki gibi yansıması kesinlikle değil. Yani böyle bir şeye dikkat etmezsek çok önemli bir iki tehlikeden birine düşeriz. Ya panteist oluruz ya materyalist oluruz. Allah'ı bir koca kainata falan benzetiriz veya bir insana benzetiriz. Saçma saçma sonuçlar çıkar. Dikkat lazım. Bir şeyin varlığını anlamak o şeyin mahiyetini anlamak değildir. Ve biz mahiyeti anlama kapasitemiz olmadığı gibi mahiyeti anlamakla da mükellef değiliz. Bunlar önemli hükümlerdir. Bu sonuçlarda eğer en ufak bir tereddüt olan arkadaşımız varsa mutlaka ya burada ya özel mailde neyse mutlaka yazsın. Çünkü bu sonuçlarda tereddüdü olmanın meseleyi hiçbir sürede anlamamış ya da anlayamayacak durumda olduğumuzu gösteriyor. Bunun için önemli. Ben de rica ediyorum hiç çekinmeden bu farklılığı tam idrak edemediysek hemen gündeme getirelim. Önemli çünkü. İmanımız için. Biz bir dünyada zaten bunun için varız. Diğerlerine hepsi geçici. İşin geçici, eşin geçici, çocukların geçici, annen baban geçici, evin barkın, bakkanın, dükkanın, diploman hepsi geçici, hepsi geçici. Kalan bir şey var. O şu kainatı bir misal olarak kullanıp nasıl bu kainatın yaratıcısını tanıdın bu misal vasıtasıyla. Ya kainat bir misaldir. Velillahi meselul a'la, Allah bu misalin hep her zaman ötesindedir. Her zaman ötesindedir. Yani bu misalle hiçbir şekilde benzeşme yapamazsınız. Yağmura rahmet dedik. Allah'ın rahmeti yağmurla hiçbir şekilde benzeşme yapılamaz. Rahmeti ilahiye ile yağmur damlacıklar arasında. Ama yağmurun gönderilişi, bu sistemin kurucusunun rahmet sahibi olduğunu, sonsuz eşsiz rahmetten geliyor olduğunu yağmurun yağmasının anlamamıza bir vesiledir. Rahmet sahibi olduğunun delilidir. Yani rahmetin vücudunun delilidir. Rahmetin varlığının delilidir. Yoksa rahmet yağmura benzer, komik. Hepimiz buna güleriz. Onun gibi diğer tecelli esma-i ilahiyi anlamaya çalıştığımız zamanlarda her an bu özelliği biz vücudundan bahsediyoruz. Varoluşundan. Ne diyeyim? Müdebbir isminin varlığından. Mücib isminin varlığından. Yani Allah'ın mücib diyebileceği, isimlendirebileceğimiz bir özelliği vardır. Bundan kesin eminim. Nasıl bir mücib sorunca komik. Onunla ilgimizi ne anlayabiliriz? Yani yersiz bir soru. Yani anlamsız bir soru. Böyle bir şeyi anlamakla mükellef değiliz. Anlayabilecek kapasitemiz yok ve mümkün de değil. Anlamakla da mükellef, sorumluluğumuz yok. Peki. Biz bir baptan bir cilveden iki kelime üzerinde durduk şimdi. Altıncı hakikatta bab nedir? Cilve nedir? Kainata bir yönüyle bakmaya bab, kapı diyoruz. Yani haşmet ve sermediyet kapısından giriyoruz. Yani hadi bu yönüyle bir kainata bakalım. Peki orada ne göreceğiz? Unutma, cilve, yansıma göreceğiz.
küçücük bir yansıma göreceğiz. Neyin yansımasını göreceğiz? Şu yaratıcının belli özelliklerinin yansımasını göreceğiz ki o yansıma ile bu yaratıcının bu özelliğinin kesin var olduğundan emin olalım, tasdik edelim, iman edelim. İşte bu iman. Evet, ben de heyecanlıyım şu anda. İmanı bize okus fokus gibi zannedecek şekilde hikayede anlatmasınlar. İman emniyet veren bir yaklaşımın sonucunda kalbin mutmain olmasıdır. Yani böyle hani bir inanırsın ve bazıları öyle inanıyormuş ki kardeşim hani şu adam beş vakit namazını Kabe'de kılıyor ya. Bunlar bize bir şey ifade etmez. Yani o adam Kabe'de kılar. Ben için gelelim neden kılamıyorum? Yani ben nasıl kılacağım bana onu anlat şimdi. Çünkü onun Kabe'de kılmasına ben hayran oluyorum. Kendim işime, dünyadaki işime devam ediyorum. Ona hayranım, kendi dünyadaki işime devam ediyorum. Şu Kabe'de kılmanın, Nasreddin Hoca'nın dediği gibi, Kabe'de kılmanın yolunu bir de bize gösterin kardeşim. Hani çok meşhur bir hepiniz benden çok daha iyi bilirsiniz de ben anlatıvereyim. Bir yere misafir gitmiş de ev sahibi eline kepçeyi almış, çorbayı içiyor. Hocaya yakışmayan bir hal, kesinlikle alakası yok ama hep böyle nükteli bir şekilde, latif nükteler şeklinde anlatılır. Yani adam çorba içinde yandım diyormuş. Yani çok sıcak çorba içimi yaktı, çok hoşuma gitti manasında, kötü manada değil. Nasreddin Hoca demiş, affedersiniz şu kepçeyi ver de biraz da biz yanalım demiş. Yani yandım diyenler şöyle yaptık, böyle uçtu, böyle kaçtı. Yalan demiyorum bunlara. Aman ha, yalnız kerametle alay ediyor falan zannetmeyin. O ne alakası var hiç? Yani bizim öyle bir konuyla çizgimiz yok. Bazılarının bazı özellikleriyle dalga geçmişmiş veya onları ne bileyim biraz da ciddiyetsiz bir şekilde bahsediyormuştu Nasreddin Hoca'nın çorba hikayesiyle velilerin, Evliyaullah'ın kerametini anlatıyor, ne basit kafaymış falan demeyin herkese. Hayır, bu bir örnektir. Yani şu beş vakit namaz Kabe'de kılıyormuş ya da tayyi mekan yapıyor, tayyi zaman yapıyor ya, güzel, amenna, çok güzel, maşallah, olur böyle şeyler, kainat her şeye müsait, kainattaki yaratılışın sonsuz boyutu var, herkes bir şekilde bu yaratıcıya mazhar olur, taş da yaratılıyor görüyoruz, toprak da yaratılıyor, su da yaratılıyor, hava da yaratılıyor, elektrik de yaratılıyor, enerji de yaratılıyor, dalga da yaratılıyor, daha neler neler yaratılıyor. Yani bu yaratılışın sonsuz boyutları var. Kim demiş tayyi mekan, tayyi zaman mümkün değil. Her şey mümkün. Şu anda ben burada konuşuyorum. Aynı anda sen binlerce kilometre ileride dinliyorsun. Şeklinde alabiliyorsun, görebiliyorsun. Böyle tayyi mekana benzer halleri fiziken de yaşayan durumdayız. Kainatta bu sırların hepsi var. Bu yaratılışlardan birisinin boyutuna tekabül eden bir insan bunları yapar. Bunlar alay konusu falan değil. Bunlar hepsi kainata mümkün olan işlerdir. Ya hatta hiç kimse bunu gerçekleştirmese bile var böyle bir şey. Hatta ayet-i kerime cismen bile anında transferi mümkün olacağını haber veriyor. Bunları yani bu Risale-i Nur tefsirlerinde çok güzel bir şekilde yorumluyor. Çok güzel. 20. mektubun, 20. sözün birinci makamı çok harika. Birinci de ikinci de. Öyle bir tefsir çok harika bir şey. Bazıları işte modern ilimlere pay veriyor diye laf çakıyorlar. Kendini bilmez adi insanlar diyeceğim onlara. Adiliklerinden yapıyorlar. Ciddi ciddi okusana orada ne gibi bir usul uygulanıyor anlasana. Biz burada bir babla cilve kelimesinde yarım saati geçti. Ne 45 dakika oldu. Bir bab kelimesinden neyi kastediyor bu adam diye onu anlamak için canımız çıkıyor. Adam iki günde Risale-i Külliyat indeksine bakarak okuyup bu böyledir, şu şöyledir diye hüküm veriyor. Buna ilim adamlığı falan denir. Buna adilik denir. Yani buna hakikaten insaniyete yakışmayan bir haldir. Neyse. Öyle değil. Çok ciddi okuyun 20. sözün birinci makamını, birinci ve ikinci makamını. Çok ciddi bir tefsir usulü göreceksiniz orada.
Allah nasip eder oralara gelirsek çalışacağız inşallah, üzerinde duracağız. Her neyse, maddeten bile transformasyonun kainatın yaratılış kanunları içerisinde mevcudiyetinden haber veriyor Kur'an, söylüyor. Ben böyle yarattım bu kainatı. Araştırın, bulun, sizi de onun için gönderdim. Araştırırken de beni daha iyi tanıyacaksınız diyor. Yoksa sırf teknolojik gelişme yapmak için araştırırsanız ölür gidersiniz. O teknolojiniz de sizinle beraber kıyamette ölür gider, biter bu iş. Ama beni tanımak için olursa, o ebediyi tanımak için olursa, evet. Zaten biz de bu dünyada o kaybı tanımak için çalışıyoruz. Dünyaya da olan ilişkimizi kuruyoruz. Bu da mümkün olduğunu söylüyor. Sonra alay etmiyorum. Ama şu da bir gerçek ki, başkasının uçup kaçması, başkasının tayyi zaman tayyi mekan yapması, başkasının beş vakit namazını Kabe'de kılması beni ilgilendirmez. Neden? Evet, bunların böyle olduğunu zaten ben biliyorum. Mümkün bu kainatta böyle şeyler de. Kardeşim, bırak da biraz da biz içelim. Biraz da biz yanalım. Biraz da biz uçalım, kaçalım. Yani imanın hakikatini biraz da biz kendimiz hissedelim. Bana onun yolunu göster. Yoksa başkalarına hayran ede ede ede, işte yok, şu kimse böyleymiş, şu zat böyleymiş. Hatta ben biraz da Risale-i Nur'un müellifi olan, şu çok hürmet ettiğim, her bir kelimesine sonsuz hayranlık duyduğum, şu kitapların müellifi olan zatın kerametlerini anlatıldığı yerde güzel güzel de, sen o keramette ne pay aldın? Ne o adam, bu iyi bir zatmış da, çok kıymetli bir zatmış, isabetli şeyler de Allah'ın da rızasına muvaffakat sağlamış, yani o rızaya liyakat kazanmış. Güzel, güzel, güzel. Peki böyle bir zattan faydalan. Nasıl faydalanacaksın? Onun kerametini anlat, 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 anlat. Bana ne? Tamam, yapmış da bunu niye bana anlatıyorsun? O zata itimat et ve onu öyleyse oku ve kendine rehber edin. O zaman onun anlatmaları bize böyle bir yola gitmenin, böyle bir yolda terakki etmenin ipuçlarını veriyor olmalı, değil mi? O zaman peki kardeşim, anladım, bu zat çok kıymetli bir zattır, Evliyaullah'tandır, güzel, bana ne diyor? Değil mi? Madem Evliyaullah'tan, tamam, doğru, amenna, bana ne diyor? Onun için ben de imanı bizzat onun anlattığım tarzı bana, ben bu yolda nasıl terakki ettimin bize sanki testimonisi derler. Yani onun belgelerini veriyor. Bak, ben böyle 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 ayetlere baktım, bu kerametlere mazhar olacak duruma geldim. Sen de bak, sen de boyun kadarıyla, kapasiten, niyetin, arzun, duan kadarıyla sen de mazhar ol. Onun için başkasının kerametini anlatan insanlara, tamam kardeşim güzel, sen ne yaptın derim ben. Evet. Peki seni niye ilgilendiriyor? Birisi uçmuş, tamam, sen yani uçmuş, anlıyorsunuz değil mi? Kerametinden bahsediliyor. İşte benim şeyhim şöyle falan. Gayet güzel. Sen ne aldın ondan? Ona bak. Ben de bu kitapların müellifi zatın kerametlerinden bahsederler. Güzel, güzel. Sen ne aldın? Ona bak. Onun kerameti benim karnımı doyurmaz. Onu söyleyeyim. Benim karnımı benim kerametim doyurur demiyorum da, benim o kerametin sahibinin rehberliğinde neler öğrendiysem o benim karnımı doyurur. Bu konuda da inşallah mevzumuzla direkt alakalı değildi ama yani anekdot olarak bahsetti verdim. Benim duygularım böyle, itiraz edin arkadaşlarım varsa lütfen buyursunlar. Öyle bir adam abartıp çoğaltıp bir gece, bütün gece peygamberle görüşüyormuş falan deyip de kendin devam ediyorsun sabahtan akşama kadar, işte dünya ile meşguliyette, bir gün Kur'an'ı eline alçıp okumuyorsun ama bu kerametlerine, her gün peygamberlerle görüşmesine riayet ettiğin veya rivayet ettiğin zatın hayranlığını dile getiriyorsun, yani şu çorbadan da biraz da sen iç kardeşim, az şükür adam madem öyle çok uçmuş kaçmış, efendim böyle kerametlere mazhar olmuş, evet tamam, sen de o keramete mazhar olan kişinin sana yapmış olduğu, sana vermiş olduğu ipuçlarından biraz da sen faydalan, değil mi?
İşte biz de Risale'yi öyle överek bilmem ne yaparak konuşanlara diyoruz ki tamam kardeşim, tamam biz anladık, bu zat uçmuş kaçmış, çok büyük bir zatmış, tamam bırak şimdi rivayeti, bana bu yolda ne söylüyor, ne gösteriyor? Ha, övünmekten imana fayda yoktur. Benim şeyhim senin şeyhinden daha büyük diye yarış yapmaktan imana, benim imanıma fayda yoktur. Bir zatı övüp 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 o zatın mesela işte bu kitapların yazarının daha çok sadık elemanı olduğunu ima eden tavırlara girmek riyakarlıktır. Ne kadar faydalandın onu göster kendi hayatında. Ben de onu göreyim, maşallah bu arkadaş bu zattan faydalanmış diyeyim. Sana seni kendime rehber edineyim. Ama işte bu zatın ismini bizde o zaman öyle oldu ki, öyle bir duruma geldik ki artık ismini doğru dürüst ağzımıza alamaz olduk. Dediği zaman Said Nursi böyle bir hazret zat, bu ismi böyle büyük büyük söylemekten onun mesajının hakikatini anlamaya vakit kalmıyorsa yanlış bir yolda gidiyoruz. Ama bu bizde bu kişiyi de rahmetle anmayacağız. Fatiha okumayacağız veya Allah'tan affını istirham etmeyeceğiz anlamına gelmez. Edeceğiz, ediyoruz da her sohbetimizin sonunda Fatiha'mızı okuyor ve diyoruz ki ya Rab bu zatın varsa günahlarını affet, onu senin makamın, senin huzurunda sana layık bir abd olacak şekilde günahlarını affet, huzurunda kabul et manasında duamızı, Fatiha'mızı okuyor ve onun ruhunun hatırı için ya Rab şu Fatiha'nın hakikati hatırına bu zatı affet, bana çok faydalı oldu, ben memnun oldum manasında duamızı yapıyoruz, kulluğumuzu, muhtaciyetimizi, ihtiyacımızı dile getiriyoruz. Getireceğiz de, ama övünerek o kişinin sadık bir takipçisi olduğu anlamına gelmek gibi bir riyakarlığa girmiyoruz. Nefsin oyunu bu, insanlar bilerek böyle yapmazlar. Girmiyoruz, ona karşı da biraz belki de aşırıya giden bir reaksiyon içimizde doğmuş. Bilmiyorum buradaki olan arkadaşlarda da var mı o reaksiyon. Yani oturuyor, kalkıyor, işte Bediüzzaman'ın büyüklüğünden bahsediyor. Çok çok kıymetli, Allah'ın sevgili bir dostu olduğundan bahsediyor. Evet, evet, güzel. Peki, tamam, çok güzel. Demek ki büyük bir zatmış. Gel dinleyelim. Dinlemeye gelince, bu çok büyük bir zattır, bu yazdıklarını ilhamla yazmış deyip ezbere okuyup gidiyor. Kendisi de ya benim şu yazdığım kitaplar çok ciddi kitaplardır, gazeteci okur gibi okumayın diyor. Böyle gazete okur gibi okumayın diyor. Ben ha, onun için biz de gazete gibi okumayalım diyoruz. Ciddi ciddi bakıyoruz. Mesela benim bu hakikatlardaki terkim çok dikkatimi çekti. Yani hep bir bab diyor, bir cilve diyor. Hepsinde öyle. Mesela 6. hakikatta bab dedi, cilve dedi. 5. hakikatte yine bab dedi, yine bir cilve dedi. Geri dönüyorum şimdi, bakıyorum hepsine. 4. hakikatte yine bab dedi, yine cilve dedi. Allah Allah diyorum. Bu zat bir usul tutturdu var. Burada bir usul var. Hangi bu bab? Kapı demek. Kelime olarak kapı demek. Bölüm demek, kapı demek. Şimdi bab kapı demek ama hani kitaplar içinde bölüm manasına gelir. Ama burada hani kitap bölümü gibi de olabilir ama o da bir giriş demek. Bir konuya giriyorsunuz. Bir yer, bir alana girme yeri demek. Peki bir bab, bir cilve. Bunu kardeşlerimizle konuşmamız lazım. Arkadaş bu ne, hangi babı, nerede giriyorum? İşte o şimdiye kadarki bugünkü sohbetimizin ana temasını teşkil eden bab ve cilve konuşması buradan kaynaklanıyor. Bab kainata hangi açıdan bakacağımızı, cilve o açıdan baktığımızda nasıl bir misal göreceğimizi, hakikatin hak olan Allah'ın, mutlak olan, hak olan yaratıcının hangi özelliğinin misalini göreceğimizi, cilvesini, yansımasını göreceğimizi anlatıyor ve bu da bize Kur'an'ın anlatım usulü dahilinde güzel bir yol olduğunu hatırlatıyor. Bunu sizinle paylaşmak istedim bugün. Peki
bugünkü kapımız haşmetle sermediyet kapısı, müşahede edeceğimiz cilvede, yansımada Celil ve Baki isimleri. Bu tabloyu, bu kurguyu kafamıza koyuyor. Yalnız bapta tekrar ediyorum. Bu kadar da çok tekrar olmaz ama ben edeyim yine. Günah benden gitsin. Bab derken alem-i gayba giriyor falan değiliz. Alem-i şehadete hangi açıdan bakacağız demek. Bu bir tekrardır. Alem-i şehadete hangi açıdan bakacağız demektir. Evet. Hiç mümkün müdür ki, yine bu cümleyi üçüncü hakikatte anlattı, niye ben bu ifadeyi kullanıyorum? Akla takrib etmek için kullanıyorum. Önce aklı ikna edeceksin ki kalp arkasından gelsin. Ha, hiç mümkün müdür ki bütün mevcudatı, güneşlerden, ağaçlardan zerrelere kadar emirber nefer hükmünde teshir ve idare eden bütün mevcudatı, güneş tut, ağaç tut, zerre tut, parçacıklar tut, ne aklına gelirse hepsini emrine tam tabi nefer, hiç isyan edemez, karşı çıkamaz bir nefer hükmünde teshir ve idare eden, onu emrine musahhar eden, uyduran, yani mutlaka emri aynen olur yapan ve idare eden bir haşmet-i rububiyet, öyle bir rububiyet var ki hiçbir şey onun emri dışında ne var oluyor ne hareket edebiliyor. Her şey onun emriyle. Bunu nereden anladınız diyorsun, kainata bak. Bir atomun, bir parçacığının bir hareketine bak ve de ki bu hareketi kim ne yapabilir? Ne yapabilir? Bu hareketi kim gerçekleştirebilir? Anlıyoruz ancak yoktan var eden, sonsuz ilim sahibi olan vesaire vesaire özellikleri ancak o yapabilir diyoruz. Böyle kainatı tamamen kendi emrine almış olan bir haşmet-i rububiyet, rububiyet, öyle bir rububiyet var ki hiçbir şey onun emrinden kaçmıyor, onun dışına çıkamıyor, ona karşı gelme diye bir şey kesinlikle söz konusu değil. Ama bazı insanlar namaz kılmıyor demeyin, o yaratılıştan bahsediyoruz. Yaratılış emrimizden bahsediyoruz. İnsan iradelerini serbest olacak şekilde de yaratan o. Evet. Her şeyi öyle diyelim. Zerrelere kadar her şeyi, koca güneşlerden zerrelere kadar her şeyi emirber hükmünde teshir ve idare eden bir haşmet-i rububiyet şu misafirhane-i dünyada, şu dünya misafirhanesinde muvakkat bir hayat geçiren perişan faniler üstünde dursun, sermedi baki bir daire-i haşmet ve ebedi âli bir medar rububiyeti icat etmesin. Yani onun bu haşmeti yalnızca şu geçici dünyadaki geçici mahlukatta sözünü geçirebilsin ve fakat sermediği baki bir gerçekten o haşmete layık bir yaratılışla, öyle diyelim, ebedi âli bir medar rububiyeti, rububiyetin gerçek mahiyetinin görüneceği bir yeri, medar sebebi, rububiyetin anlaşılmasına sebep olacak bir yaratılışı gerçekleştirmesin, icat etmesin. Bunu yapabilen bir zat. Yani ağaca ol diyor, oluyor, öl diyor, ölüyor. Yani onun emriyle büyüyor, onun emriyle ölüyor. Onun kurduğu kuralların, koyduğu kuralların, onu yaratma kuralların dışında hiçbir şey yapamıyor. O ağaç ölüyor, bir tane daha bir ağaç geliyor, o da yaşıyor, emre uyuyor, ölüyor. O da ölüm emrine de uyuyor, ölüyor. Kendi başına ölemez zaten. Yani ol der olur, öl der ölür. Kainat böyle bakıyoruz. O yaratıcının kurallarının dışında hiçbir şey olmuyor burada. Fakat her şey fani. Halbuki onun rububiyetinin haşmeti, azameti her şeyi ihate edecek kapasitede, genişlikte. Sonsuz. Bu sonsuz haşmete sahip olan bir zatın, bir yaratıcının tecellisi diyelim, yansıması veya yaratması, o sonsuz özelliklerine layık bir
aleme vücut vermesi neden akla aykırı olsun ki? Öyle olması lazım. Çünkü onun özelliğidir o. Biz bu dünyada onun haşmetinin mutlak olduğunu görüyoruz. Ama bu dünyada haşmet mutlak olduğundan haber veriyor ama mutlak şekilde tecelli etmiyor. Sonsuz olduğundan haber veriyor ama sonsuz şekilde tecelli etmiyor. Hep sonlu şekilde tecelli ediyor. Niye insan neden demesin ki bunun mutlak olanın mutlak şekilde tezahür edeceği bir yer, bir makam, bir yaratılış türü olması lazım, gerekir, ona layık olan budur diye akıl istiyor. Arzu öyle olması lazım diyor. Evet, şu kainatta görünen mevsimlerin değişmesi gibi haşmetli icraat ve seyyaratın teyyare misal hareketleri gibi azametli harekat ve arzı, yani seyyaratın, gezegenlerin hareketleri gibi büyük kütleler sanki küçücük bir şeyi eline döndürüyormuş gibi kainatta, fezada yerlerini alıyorlar, emre itaat ederek varlıklarını devam ettiriyorlar. Ve arzı insana beşik, burayı bak bizim yatak, bizim bulunduğumuz bir yer, bizim alanımız burası. Bize beşik, güneşi halka lamba yapmak gibi, insanların böyle gece gündüz ışık, ışığını veren lamba, ayı da gece ışık veren gece lambası diyelim aya da yapmak gibi dehşetli tesirat ve tesirat, her şeyi kendisine musahhar kılma. Ama nasıl? Yani şu dünyadaki insanların ışığı için koca güneşi emri veriyor. Geceleri güzel olsun diye yıldızla düşüyor geceleri. Tabii ki güneşi arkaya alıyor ki gecedeki yıldızlar hem böyle loş bir hava olsun, istirahat etsinler, hem de o güzellikler karşısında hayretle ya bizim yaratıcımızın kudretine bak ya desin, emniyetle uyusun, güvenerek. Yani uykuya dalabilsin, korku içerisinde gerilime girerek uykularını kaçırmasın. Benim azametime, benim kudretimin sonsuzluğuna itimat edebilsinler diye hazırlanmış bir tablo var. Hepsi bizim emrimize veriyor ve bu mahlukat, o koca koca galaksiler, nasıl koca ama, aklı hayali almayacak derecedeki o koca galaksiler onun emrinde bir sinek gibi aynen uyuyorlar. Hiç büyüklükleri, küçüklükleri, karmaşıklıkları hiç fark etmiyor. O öyle bir Rab'dir, onun öyle bir azameti var ki o azamete hiç kimse karşı, yani birisi diğerine göre üstün ya da aşağı olmadığı gibi hiç kimsenin, hiçbir yaratığın, hiçbir varlığın o azamet karşısında kendisine ait diyeceği hiçbir sözü yok. Hepsi aynen uyuyorlar, olamaz. Öyle bir şey de görünmüyor zaten şu kainatta. Evet. Güneşi halka yapma, halka insanlara lamba yapmak gibi dehşetli tesirat ve ölmüş kurumuş küreyi arzı diriltmek, mevsimlerin değişmesiyle süslendirmek gibi geniş tahmilat, böyle çok kapsamlı bir değişim gösteriyor ki mevsimlerin değişmesiyle her şeyi bakıyorsunuz, ben böyle de yaparım, şöyle de değiştiririm bu tabloyu diyor. Yani sanki kainatın, dünyanın her bir gününü bir sinema perdesi yaparsa, her gün o sinema perdesinin o karede yeni bir tablo gözümüzün önüne sergileniyor. Geniş bir tahvilat gösteriyor ki, yani sinema şeridinin karelerinin geçişi gibi değişme, sürekli bir değişme gösteriyor ki perde arkasında böyle muazzam bir rububiyet var. Yani bu kainatın gerisinde böyle muazzam bir rububiyet var. Sinema perdesinde nasıl yansıyanları görünce biz demeyiz ki bu perdeden geliyor, bir başka projektörden oraya yansıyor. Yani bu kainat da böyle bir perde, kendisi perde ve
başka bir projektörden yansıyarak geliyor. Bir perde var, bir de yansıma var dedim. Perde ve yansıma birlikte perdeyi oluşturuyor ama kaynak değil. Kaynak bir başka yerde. Perde arkasında böyle muazzam bir rububiyet var. Muhteşem bir saltanatla hükmediyor. Böyle bir saltanat-ı rububiyet kendine layık bir raiyet ister. Kendine layık bir raiyet ister ve şayeste bir mazhar ister. Yani o saltanatın sonsuzluğuna layık bir tezahür ister. Halbuki görüyorsun, yani şu dünyada görürsün, kapıdan girdik ya, girdiğimiz kapıda görüyoruz ki şu dünyada mahiyetçe en cami ve mühim raiyeti ve bendeleri, yani o onun gönderdiği emirlere aynen uyan, bende köle demek ama hani insanların arasındaki köle gibi düşünmeyeceğiz. Onun gönderdiği emirlere aynen riayet eden ve tabi olanlar, onun emriyle var olup onun emriyle şekil değiştirenler, yani onun emrinin dışında hiçbir şey yapma özelliğine sahip olmayan mahlukat, şu misafirhane-i dünyada perişan bir surette muhakkaten toplanmışlar. Misafirhane ise her gün dolar, boşanır. Şu misafirhane-i dünyada, dünya misafirhanesinde geçici olarak gelip gidiyoruz, gelip gidiyoruz, gelip gidiyoruz. Değil mi? Her gün dolar, boşanır. Yeni bir mevsim geliyor, yeni mevsimde yeni birçok mahlukat, hayvanat, nebatat yaratılıyor. Bundan sonra bir başkaları geliyor. Başkaları yaratılıyor, sonra bir başkaları geliyor. Her gün dolar boşanır. Hem bütün raiyet tecrübe-i hizmet için şu meydan-ı imtihanda muvakkaten bulunuyorlar. Meydan ise her saat tebeddül eder. Tecrübe-i hizmet için, hizmet tecrübesi için bu kelimenin altını çiziyoruz. Bu kelimeye çok dikkat ediyoruz. Hizmet ne hizmeti? Bir de bu hizmetin tecrübesi ne demek diye sormak için altını çiziyoruz. Hem bütün raiye tecrübe-i hizmet için şu meydan-ı imtihanda muhakkaten bulunuyorlar. Biz de bu dünyada geldik gidiyoruz. Geldik gidiyoruz. Muhakkaten geçici olarak bulunuyoruz. Meydan ise her saat tebettül eder. Her saat. Saatten ne anlarsanız artık, gün mü anlarsınız, dakika mı anlarsınız, saat mi anlarsınız bilmiyorum. Herkes bu bir zaman ölçü birimidir. Saniyede anlayanlar var. Evet, meydan ise her saat tebettül eder. Kainat hiçbir şey sabit değil, devamlı değişiyor. Burada tecrübe-i hizmet için şu meydan-ı imtihanında muhakkaten bulunuyorlar. Şuradaki raiyetler hepsi hizmet ediyorlar. Neyin hizmetini ediyorlar? Haşa haşa, yaratıcının bir ihtiyacı var da o ihtiyacı karşılamak için yardım ediyorlar değil. Öyle bir şey görünmüyor zaten. Kainata bakıp da bak bu yaratıcıya yardım ediyor diyebileceğimiz hiçbir şey yok. Hepsi yaratılıyorlar ve hepsi yaratılma emrine göre varlar. Yaratılışa, yaratılış fiiline, yaratma fiiline hiçbir katkıda bulunulmuyor. Bunu iyi anlayalım. Evet. Peki. Hem onlar ki hizmet ediyorlar. Neyin hizmetini ediyorlar? Yaratıcıya hizmet ediyorlar. O noktanın üzerinde durmuştu. Peki ne yapıyorlar ya? Yaratıcının tanınmasına, bilinmesine, varlığına, özelliklerinin varlığına aynadarlık yapıyorlar. Onların varlığının zişurlar tarafından anlaşılması, özellikle biz insanları ilgilendiren yönüyle insanlar tarafından anlaşılmasına hizmet ediyorlar. İnsanlar tarafından anlaşılmasına hizmet ediyorlar. Çünkü kainat bize hizmet ediyor, Allah'a değil. Biz kime hizmet ediyoruz? Kendimize. Kendimizde tezahür etmiş olan, kendimizde yansıyan Esma-i İlahi'nin, yani yaratıcının özelliklerinin bize verilmiş olan ölçücükler kullanılmak suretiyle tanınmasına hizmet ediyoruz. Onun için Sahil Nursi, bu kitapların müellifi, Hazreti Adem cennetten
bu dünyaya hizmet için gönderildi. Bir vazife yapacak. O vazifeyi yapmak üzere gönderildi diyor. Ve o vazifeyi anlatırken de Rabbini tanıma vazifesi. Evet, bütün bu mahlukat Rabbin tanınmasına hizmet etmek üzere görev yapıyorlar, vazife yapıyorlar ve biz de bu vazifeyi gerçekleştirmek üzere görevlendirilmişiz, hizmetkar edilmişiz. Bizim hizmetimiz de o. Bakalım tecrübe-i hizmetten ne anlıyoruz? İşte bu hizmeti, yani yaratıcıyı tanıtan şu şahitlere bakıp da yaratıcıyı tanıyacak mıyım yoksa inat edip red mi edeceğim, yani o hizmetten geri mi kalacağım? İşte biz de bunun tecrübesini yaşıyoruz. İrademiz serbest, bakalım hakikate teslim mi olacağım yoksa inat edip red mi edeceğim? Evet, bu tecrübe hizmet kelimesini düşünelim, hep beraber düşünelim. Hepimizi çok ilgilendiriyor çünkü tecrübe hizmet, bu iki kelimeden oluşmuş bu terkipte çok şeyler yatıyor, bizi ilgilendiren. Hem o bütün o raiyet, yani varlıkların hepsi Sani-i Zülcelal'in kıymetdar ihsanatının numunelerini ve harika sanat antikalarını çarşı-i alem sergilerinde ticaret nazarında temaşa etmek için şu teşhirgahta birkaç dakika durup seyrediyorlar. Yani işte şu alemdeki tezahürlerini birkaç dakika durup seyrediyorlar. Şu dünyada anlaşıldı. Sonra kayboluyorlar. İşte yaşadığımız olay bu. Bütün mahlukat, şu gördüğümüz bütün yaratıkların hepsi 2-300 yıl önce hiçbirisi yoktu. Hepsi böyle yaratıldı. Tekrar yaratılıyor. Birisi gidiyor, diğeri gelir. Biz de öyleyiz. Evet. Gelip gidiyorlar. Şu meşher ise her dakika tahavül ediyor. Giden gelmez. Gelen mutlaka gider. Gelen gider. İşte bu hal ve şu vaziyet kat'i gösteriyor ki şu misafirhane ve şu meydan ve şu meşherlerin arkasında o sermedi saltanata medar ve mazhar olacak daimi saraylar, müstemir meskenler, şu dünyada gördüğümüz numunelerin ve suretlerin en halis ve en yüksek asıllarıyla dolu bağ ve hazineleri vardır. Yani bu işleri yapan zata böyle muvakkat ve daima değişen, gelip giden, bir gün gelip ondan sonra bu dünyada o yaratıcının nimetlerine, güzelliklerine mazhar olup sonra da çürüyüp giden bir insan olmak, dikkat edin, o zatın bu haşmetine, haşmet-i rububiyetine yakışmaz. Yani ben çürüyüp gideceğim, bir daha bitti arkadaş. Böyle bir zat seni niye çürütsün ki? Hayır, bu çürüyeceğim, yok olup gideceğim, yok olup gideceğim, yani bedenimin çürümesi, benim varlığımın yok olması demek değil ki. Ben yok olup gideceğim demek, ölümden sonra hayat yok demek, şu kainatta yansımasını gördüğümüz yaratıcının özelliklerine aykırıdır. Evet. Yani numunelerin ve suretlerin en halis ve yüksek asıllarıyla dolu bağ ve hazineleri mutlaka olmalı, onu bize göstermeli, ama bu dünyada o hazinelerin asıllarını, kaynaklarını göstermiyor. Her şey muvakkat bir surette tezahür edip, yani fuarda gösterilip gibi gösterilip kaldırılıyorsa bunun bir kaynağı vardır demek zorundayız. Aklımız olması lazım diyor. Yok, ölüp gideceğiz yani, bunu nereden çıkarttın diyene, o zaman bu kainatın yaratıcısının bu özelliğine ters düşer benim bu düşünmem. Olamaz böyle bir şey diyorum. Demek burada çabalamak onlar içindir. Yani onların asıllarına ulaşmak içindir. Asıllarına, esas bu çabalamak kelimesinin altında hizmet var. Onu tanımak içindir. Onu tanıyıp hazırlanmak içindir. Şurada çalıştırır, orada ücret verir. Burada onu tanıma sorumluluğuyla biz baş başayız. Karşılığında ücreti, o ebedi
surette yaratacağı alemde verilecektir. Herkesin istidadına göre, eğer kaybetmezse, bu önemli, istidadına göre ne kadar geliştirebildiyse orada bir saadeti vardır. Evet, öyle sermediği bir saltanat muhaldir ki şu faniler ve zail zeminler üstünde dursun. Yani böyle bir zata şöyle fani bir dünya yaratıyor. Bu dünyada da böyle gelip gidiyor, her şey ölüp gidiyor. Her böyle ölerek, her şey yokluğa giderek böyle gidecek bu alem demek, şu kainatın gerçeğine, şu kainattaki gördüğümüz hakikate aykırıdır. Yani burada temsilini, misalini gördüğümüz hakikate aykırıdır. Evet, burada kalıyoruz çünkü çok oldu. Evet, çok oldu, uzun oldu. İnşallah cumartesi gün devam edelim. Rabbimiz nasip eder, cumartesi gün devam ederiz. Rabbimiz hepinizden razı olsun, kusura bakmayın. Ben burada susmak durumundayım. Vakit çok geçti, fark ettim. Özür dilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilmenena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Hepinizden razı olsun. İnşallah tekrar cumartesi ve pazar günleri görüşürüz. Allah'a emanet. Rabbimiz hepinizden razı olsun. İnşallah gelecek cumartesi ve pazar günleri de görüşmek nasip eder Rabbim. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin. Odayı kapatıyorum. Kusura bakmayın. Yüzünüze kapatmış gibi olmayayım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.